Uzun uzadıya ne olacak ne olmayacak da anlatmayacağım. Yiğit kadınlara kimse dokunamaz. Hiç kimse dokunamaz. Canan Kaftancıoğlu içimizden çıkmış. Yiğit kadın simgesidir. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne mal olmuş değil. Türkiye'de mağdur, mazlum, sesini çıkarmakta güçlük çeken her kadının kendisine simge olarak almış olduğu bir siyaset idolüdür. Sıradan İstanbul İl Başkanı değildir. İstanbul'u haramilerin elinden alan, o saltanatı yıkan İstanbul İttifakı'nın il başkanıdır. Canan Kaftancıoğlu'nu öyle cezalandırmaya kalkarak bir yolu kimsenin kesmesi mümkün değildir. Ben meclis kürsüsünden de söylediğim şeyleri burada tekrarlıyorum. Canan Kaftancıoğlu'na okuduğu şiir kadar yakınız hepimiz. Sadece bizler değil, Türkiye halkı Canan Kaftancıoğlu'na okuduğu şiir kadar yakındır. Meyve verdikçe taşlanacağımızı biliyoruz. Biz meyve vermeye devam edeceğiz. Husumet dilimiz olmaz. Hoşgörüye dayalı, sokaklarda Anadolu ereni gibi siyaset yapmaya devam edeceğiz. Biz Pir Sultan gibi devam edeceğiz. Hızır Paşalık yapmak isteyenleri yolu açık olsun. Korkmayız. Canan Kaftancıoğlu da böyle devam edecek. Önünde set gibi dururuz. Sadece Canan Kaftancıoğlu'nu değil, bize gönül veren partili partisiz hiçbir yol arkadaşımızı yolda bırakmayız. Ama kavgayla değil. Bugün elinde bu erki bulunduranların elinden o erki alarak bırakmayız. Saraysa saraya bu yetkiyi bırakmayız. Hukuksa hukukun bağımsız ve tarafsız olmasını sağlayarak bu yolu açarız. Ama asla ne hukuka tahakküm ederiz, ne yasamaya yürütmenin tahakkümünü kabul ederiz. Biz demokratik bir devlette olması gereken reflekslerin içerisinde il başkanımızın da yargılanmasından korkmayız. Ama sarayın bir şekilde kendisine tebaa ettiği hakimlerle değil, majestelerin hakimleriyle değil, bağımsız ve tarafsız Türk yargısının hakimlerinden hiç mi hiç korkmayız? Hepimiz yargılanmaya hazırız. Yeter ki bu memleket için iyi şeyler üretmeye devam ettiğimiz için yargılasınlar bizi. Yüzümüz kızarmayan şeylerden yargılayalım. Yolsuzluktan, bir şekilde usulsüzlükten, hak yemekten, insanların alanlarına tecavüz etmekten, kamuya ait arazileri kapatmaktan yargılanmayalım. Türk halkına güzel bir yol sunduk diye yargılanalım. Canan Kaftancıoğlu bizim yüz akımızdır. Yanında diri duracağız. Adana'daki Yüreğir'deki gençlik kolu başkanımızın da yanında diri duracağız. İzmir'deki Bağın Özdemir kardeşimizin de yanında diri duracağız. Kamyoncu, tırcı, beni Covid değil, sizin düzeniniz hasta edecek dediği için onun da yanında duracağız. Her mağdurun, her mazlumun, her hakkı ihlal edilenin yanında Cumhuriyet Halk Partililer olacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kimsesizlerin kimsesidir. Biz 83 milyonun Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Sadece partililerimizin değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler, bize oy verdikçe bu oyun bozulacak. En çok da onların yanında duracağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.